Evet. Sınıfınızın mümessili kim? Benim öğretmenim. İsmim Hakan. 215 Hakan Gürel. Peki Hakan. Arkadaşlarının isim ve numaralarına, oturdukları yere göre bir sınıf planı hazırla. Peki. Yo, şimdi değil. Akşam evde hazırlarsın. Peki öğretmenim. İlk dersimiz matematik. Çocuklar, kim tahtaya kalkmak ister? Olmadı. Hepinizin ellerini havada görmek isterdim. Zor bir şey sormayacaktım ki. Bana bakın bakayım. 2 kere 2. Aferin. Hepinize 5 verdim. Şimdi kim kalkmak istiyor? İşte hep böyle olur. Sen, gel bakayım. Geç tahtaya, tebeşiri al. Çocuklar, siz de defterlerinizde çözün bakayım. Evet, yaz bakalım. Günde 1200 liradan... Sen bu sınıftan mısın? Evet. Geç mi kaldın? Çekinme, gel, geç yerine. Gelemem. Neden? Şeyim var. İyi. Yap da gel. Ünal, İnci. Ne var? Gelin, çabuk gelin. Arkadaşlarının da mı çişi geldi? Hadi bakayım, siz de çıkın. Evet. Günde 1200 lira yol parası veren bir memur, bir ayda ne kadar yol parası verir? Siz de çözün bu problemi. Hala çözemediniz mi? Ben çözdüm öğretmenim. Ne çıktı? Bir ayda 30 gün olduğuna göre 1200 lirayı 30'la çarparım, 36 bin lira eder. Aferin. Şimdi 50 bin de kiraya ekleyin. Sen de yaz bakayım, 36 bin. 50 bin. Topla. Seksen altı bin lira öğretmenim. Aferin. Aylık maaşı 141 bin lira olan bir memur ailesinin elinde yemek, giyim, çocuk bakımı ve diğer giderler için ne kadar kalır? Sen de yap bakayım. Aferin. 55 bin lira. Sana da aferin profesör. 55 bin lira. Günde adam başı bir ekmek yesek 800 lira ekmek. Ayda 24 bin lirası da ekmeğe gider. Kaldı 31 bin lira. Bozdur bozdur harcı. İşiniz bitti mi? Kaçırdık, tutamadık. Aa, ayıp. Öğretmenim, müsaade ederseniz Hakan, Yasemin, Hasan da gelsin. Bu işte bir gariplik var ama...
Hadi hep birlikte çişe. Sözleşmede ilk yıl %25 zam diye yazıyor. %200 değil. Ben sözleşme falan anlamam. İşine geliyorsa. Ben bir devlet memuruyum. Şimdi bile aylığımın yarısı kiraya gidiyor. Daha fazla arttıramam. Benim dairem Kızılay çadırı değil. İstediğim zammı vermiyorsan çık git. Kardeşim oturacak zaten. Öyle mi? Kardeşim gelecek numarası ile beni evden çıkaracaksın. Sonra yüksek kirayla daireyi başka birine kiralayacaksın. Kim yutar bu numaraları Tahir Efendi? 17 yıl, 27 yıl anlamam ben. Evimden çıkacaksın. Çıkmayacağım. Ne oldu damat? Anlaşabildiniz mi Tahir Efendi ile? Günlerdir dua ediyorum. Dualarını boşuna harcama kayınvalide. Çünkü anlaşamadık. Ve anlaşacağımız da yok. Adam Nuh diyor, peygamber demiyor. Yazık. Ama her şeyde bir hayır vardır damat. Umarım öyledir. Yeterince şer biriktirdik. Keşke rahmetliden kalan parayı bir arsaya yatırsaydık damat. Bugün kira köşelerine sürünmezdik. Neyse, ben gidip namazımı kılayım. Baba, elime vurdu. Kesin şamatayı be. Perihan, gidip baksana şu çocuğa. Ağlayıp duruyor deminden beri. Görmüyor musun? Ellerim sabunlu. Annem nerede? Namaz kılıyor. O halde sen bakıver. Babamın evinden getirmedim ya çocukları. Severek evlendiğim kadın bu mu? Mavi kağıtlara yazdığım mektupları ona mı gönderiyordu? Yoksa başka bir Perihan'ıydı? Hala ne duruyorsun orada? Yoksa bulaşıkları bırakıp da ben mi? Gidip baksana. Peki, peki. Ben bakarım. Çocuğun odasına sigarayla girme. At ağzından o bereti. Sus bakayım. Sen de ev sahibi gibi cırtlak cırtlak bağırıp durma. Ay, uyumadın mı daha hınzır? Hayır. Anana çekmiş. Bir çenesi açıldı mı bir daha susmaz. Aman. Gene başlama. Ne istiyorsun anamdan? Babandan kalan parayı bir arsaya yatırsaymışız. Hı. Kira köşelerinde sürünmezmişiz. Aa, ne olmuş yani? Bundan önceki taşınmamıza paraca yardım ettiyse? Peki peki sus. Kapa çeneni. Patırtından çocuğun uyuyacağı yok. Ne oldu? Neler konuştunuz Tahir Bey'le? Pek konuştuk sayılmaz. O söyledi, ben dinledim. Hala çıkmamızı istiyor mu? İstediği parayı veremeyeceğimizi biliyor herif. Şeytan diyor ki... Aman boş ver. Başka yer mi kalmadı? Taşınırız olur biter. Nereye taşınacağız? Ev hani? Aa, kentin her yanı ev dolu. Kentin her yanı ev mi dolu? Kapa çeneni. Aa, patırtından çocuğu uyutamıyorum bir türlü. Sen dışarı çık daha iyi olur. Sen de uyu bakayım. Karışma sen. Aa, baba kafama vuruyor. Ne yapıyorsun? O senin yarı yaşında. Kesin artık gürültüyü. Sesinizden çocuğu uyutamıyorum. Hem yatsın artık onlar. Baş üstüne efendim. Hadi ikiniz de yatın. Ben anneannemle yatmayacağım. O nedenmiş? Geriyor hep. Uyuyamıyorum. Büyüklerin hakkında daha saygılı konuş. Önümüzdeki yıl okula başlayacaksın. Hadi odanıza. Neden kapattın? Biraz sonra yerli film başlayacak. Ne filmi? Saat 10 oldu. Ben bulaşıkları yıkayıp İnci'yi uyutmadan başlatmadılar. Hayatta tek mutluluğumun bu olduğunu biliyorlar. Allah Allah. Ya. Kalk yatağına yat, boynun tutulacak. Ay, dalmışım. Nasıl bitti film? Cönle kız birleştiler. Doğrusu bunu hiç beklemiyordum. Nesini beklemiyordun? Bütün filmler böyle bitmiyor mu? Hiç de değil. Kimileri intiharla, kimileri ayrılıkla bitiyor.
Anahtar ortalarda yok. İnip bir bakın. Tamam abi. Ne oluyor ya? Allah! Kovboylar! Apaçiler bastı! Aman! Yapma! Yapma! Yapma, kıyma bana! Al her şeyim senin olsun! Yapma! Oh! Pöst lan ayı! Abi ya, Teksas'a mı geldik? Tabancalar patladı, ben biraz meraklıyımdır da. Çekil be! Abi ya, şu adresi soracaktım. Ulan eceline mi susadı sen be? Ah! Yahu tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun? Kahvenin adresi! Abi bir dakika, dur! Gitme, bana bak, beni bekle! Abi, şu kahvenin adresi. Bela mısın sen be? İn lan aşağı! Ah! Olmuyor ya! Allah Allah! Şu İstanbullular da ne kadar aceleci be! Cowboy tabancası ya! Ya bu İstanbul'un kuşları uçmasını bilmiyor. Hey Allah! Aa, kova! Tam hedef! Vurayım! Saksı vuruldu ya! Nişan tertibatı bozuk. Çok sakıncalı. Bununla kızılderili vurulmaz. Aa! Konserve kutusu! Selamun aleyküm. Hadi aslanım, sarıldın. Ver tabancalarını. Kovboy canını verir, silahını vermez. Hadi aslanım, söz dinle. Sonra... Sonrası ölüm. O da Allah'ın emri. Ha abi, bir şey soracaktım. Gelme, gelme, fena olur. Tut şunları. Nerede bu kağıt ya? Heh! Abi şu adresi soracaktım. Davranın, yakalayın şunu! Ne oluyor ya? Şşt, durun, ne oluyor? Hadi yürü, yürü seni. 12 sene askerlik yaptım, böyle nişancı görmedim. Ya cesareti? Tek başına dikildi ortaya, çıkın ulan dedi. Çıkana da dayadı kurşunu, ulan ne adammış be! Ya o kadar adamı nasıl vurdu? Yedi bela Recep'i çökertti, aç ulan ağzını dedi, sonra çekti, grav, grav, grav! Büyük adammış be! Analar böylesini bir daha doğurmaz. Çok da yakışıklı delikanlıymış. Şükürler olsun Rabbime.
Bizi Recep belasından da, adamlarından da kurtardı. Kurtulduk arkadaşlar!